Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Her sabah olduğu gibi piyasa verileriyle başlayalım. Bakalım bugüne dair açılış rakamları ne? Amerikan Merkez Bankası toplandı. Dolayısıyla FED'den beklendiği gibi faiz artışı, faiz değişikliği gelmedi. Amerikan Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Ama faiz artışına ilişkin ortam yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Daha elverişli hale geliyor açıklaması da. Biraz ton değişikliği olarak görüldü. 3 faiz artışı tahmini var 2018'e ilişkin. Dolayısıyla şu anda Mart'ta bir Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceği belirtiliyor. Onun dışında yine veriler izlenecek. Yine Amerika'dan gelen işte büyüme, ekonomiye dair istihdam, enflasyon verileri takip edilecek. Enflasyonun yavaş yavaş yükselmeye başladığını belirtiyor Amerikan Merkez Bankası. Önümüzdeki günlerde %2'lik hedefe doğru yaklaşacağını da öngörüyor. Ancak Yellen'ın son toplantısıydı. Powell artık Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olacak. Yani piyasaları çok etkileyecek bir açıklama gelmedi. Euro dolar paritesine bakıldığında 1.2494 seviyeleri, benim gördüğüm seviyeler, 1.25'e yaklaşan seviyeler. Bu hatta dün 1.25'e de ulaştı. Dolardaki uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının devam ettiğini gösteriyor. Parite 1.25 sınırında, uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken paritede 1.25 seviyelerine doğru yaklaşırken içeride dolar kotasyonları biraz önce grafikte aktardığımız gibi 3.7415, 3.7447 seviyelerine doğru gerilemiş durumda. 3.75'in altında. Pazartesi günü enflasyon verileri gelecek. Ocak ayı enflasyon rakamlarını, 2018 yılının ilk enflasyon verisini izleyeceğiz. %1'in üzerinde bir enflasyon tahmini var tüketici fiyat endeksinde ve Merkez Bankası baz etkisi ve geçici etkiler dışında enflasyonda ben kalıcı düşüş görmeden sıkı para politikamı değiştirmem. Dolayısıyla bu duruşum devam edecek açıklaması yapıyor. Gerekirse farklı araçları da devreye sokarım diyor. Enflasyonla mücadele. Enflasyonun ilk etapta tek haneye inmesi. Beklentiler doğrultusunda gelirse 11,92'lik enflasyonda %9,5'lara 9,3'lere doğru gerileyebilir. Pazartesi günü saat 10'da rakamı göreceğiz. Bunun dışında petrol fiyatlarında 68-69 dolar bandının korunduğunu görüyoruz. 69 dolar 85 sent ile yine 70 dolara doğru 68 dolarlardan bir çıkış söz konusu. Şimdi uluslararası piyasalarda, borsalarda durum ne? Bunu anlatmadan önce altının onsunun da 1330-1350 dolar arasında gidip gelen bir seyir var. Bir ara 1360'a çıktı ama bu dar bantta hareketler devam ediyor. 1346 dolar altının onsu. Şimdi Euro Avrupa'da para politikasını sıkılaştırma söylemleri ve enflasyonun yükseleceği beklentileri nedeniyle yükseldi. Dolar değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırır. Gevşek para politikasından sıkı para politikasına geçer mi? Dolayısıyla enflasyon da orada yükseliyor. Buna imkan verir mi tartışmaları öne çıkarken Euro değer kazandı. Dolayısıyla dünkü veriler ve açıklamalar, beklentiler Euro'yu güçlendirdi ve dolara değer kaybettirdi. ABD borsalarının yükselişle kapandığını ama S&P 500 ve Nasdaq'ta Dow Jones yükselişle kapandı ama Nasdaq ve S&P 500'de aşağı yönlü hareketler var. Asya borsaları da dinlenme ve mola vermiş durumda. Borsa İstanbul'a bakıldığında dün 120 bin seviyesine doğru bir çıkış söz konusuydu. Kapanışta yeniden 119 bin puana geri dönüldü. Bugün de Asya borsalarının yatay kapanışlarla, aşağı yönlü seyirlerle soluklandığını söyleyelim. Yükseliş inmesi kazanamıyor. Bilançolar da yakından takip ediliyor diyelim ve diğer gündem başlıklarına ve piyasa açılış verilerinden sonra devam edelim. Dün aktardık, Avrasya tünelinde 2018'in zammı geldi. Tünelden geçiş ücreti %26 arttı.
Ancak bu artış çok yüksek değil mi sesleri yükseldi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan dün açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Avrasya Tüneli'nde %18 olan KDV %8'e indi ve fiyat da Avrasya'dan geçiş ücreti de 21 liradan 19.2 liraya indi. Yani 42 liraya değil 38 liraya geçeceğiz. 2-3 liralık bir geri alım oldu zamdan. Dolayısıyla KDV %18'den %8'e inince geçiş ücretleri de 21 liradan 19.9 liraya indi. Gidiş dönüş kullanıyorsanız işte 38 liranın üzerinde bir rakam ödeyeceksiniz. Yaklaşık 2 lirayı biraz geçen bir indirim de beraberinde gelmiş oldu. Gidiş dönüş 42 lira ödeyecekken, 21 lira sadece gidiş için ödeyecekken şimdi 19.2 liralık bir ücretle karşı karşıyasınız. Nüfusumuz ne olmuş? 80 milyonu aşmış. Bugünün başlıklarında 80 milyon 810 bin kişiyiz. Türkiye nüfusuna dair rakamı ve ayrıntıları göreceksiniz. Birinci sayfalardan da detaylar verilmiş. Şimdi 80.810.525 kişiyiz Türkiye'de. 129 ülkeyi İstanbul tek başına sollamış durumda. İstanbul dolup taşıyor ama Doğu Karadeniz'de bir nüfus azalışı söz konusu. Şimdi biraz böyle rakamlara, detaylara bakalım. Nerede yaşıyoruz, ne yapıyoruz diye. Yaşlandık ve yavaşladık. Şimdi en kalabalık iller ne derseniz İstanbul'u sayıyorum 15 milyonla. İşte 120'yi aşkın ülkeyi nüfusumuz, İstanbul nüfusu sollamış durumda. Bursa, İzmir, Ankara nüfusun yoğunluğu en az illerde Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak öne çıkıyor. En kalabalık illerde İstanbul, Bursa, İzmir. Yaşlandık. Türkiye'de ortanca yaş 31.7'ye çıktı. Y kuşağı olarak tanımlanan 17 ila 37 yaş arası toplam nüfusun yarısına yaklaştı. Yine erkek nüfusu kadın nüfusuna göre biraz fazla. 2017'de 15 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Şimdi köylerden göç sürüyor. Köyler boşaldı. Bu da ayrı bir ayrıntı. Nüfus biraz yaşlanıyor. Dolayısıyla hani doğurganlığa, açıklamalara ve önlemlere bakıldığında doğurganlığın çok da olmadığını, nüfusun gençleşmediğini, yaşlandığını görüyoruz. Orta yaşın 31.7'ye yükseldiğini görüyoruz. En kalabalık nüfus olarak da o öne çıkıyor. 2017'de nüfusumuz 995.654 kişi artmış. Dediğim gibi 80 milyon 810 bin kişiyi aşmış. Yıllık artış hızı %12,4'e gerilemiş. Biraz önce söylediğim gibi, anlatmaya çalıştığım gibi artış hızımız %13'lerin üzerindeydi. %12,4'e gerilemiş. Giresun'dan Artvin'e kadar bölgede göç alan tek il Trabzon. Yani Karadeniz'den bir göç var. En kalabalık il İstanbul. 15 milyon 29 bin 231 kişiyiz. 129 ülkeyi geride bıraktık. Belde ve köylerde 2016'da 6 milyon 143 bin 123 kişiyken haneler 2017'de geriledi. Köyler boşalıyor başlığı da bu nedenle atılmış. Köylerden de beldelere doğru ciddi bir göç var. Noterlere piyango. Biliyorsunuz araç sicili artık noterlerde yapılabilecek. Bu da noterlerin yoğunluğunu ve aynı zamanda da kazancını arttıracak. Yine ARTES sistemiyle yılda 254 milyon liralık ek gelir elde edecek noterler diyor bugün Hürriyet. Emre'nin haberi. Araç satışlarında noter döneminin başladığı ve bu sayede işte 117 lira artı 14,5 liralık bir trafik belgesi ve posta masrafından tasarruf edildiği dün açıklanmıştı. İçişleri Bakanı açıkladı. Sadece 17.7 liraya bu işlemler noterde yapılacak. Ancak yine bakıldığında ekstra ödemeler vesaire de çıkacak noterde. Buna dikkat çekiyor Emre. Noterlerin yoğunluğu artacak. 254 milyon liralıkta ek gelir elde edecekler. Bu tescilin emniyetten notere kaydırılmasıyla. Burada 135 liranın dışında bazı masraflarla da karşılaşabilirsiniz. İki uyarısı da yine Emre'nin haberinde yer alıyor. İhracat 2018'e hızlı girdi. Dün Türkiye İhracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını, 2018 yılının ilk ihracat verilerini açıkladı. O %16,3'lük artış var. 12.2 milyar dolara çıkmış Ocak ayı ihracatı. Biz Afrin Harekatı'na, Zeytin Dalı Harekatı'na diyor ihracatçılar. İhracat rekorlarıyla destek oluyoruz. Her bir dolarlık artış bir kurşun demek ifadesini kullanıyorlar. En fazla ihracat yapan
yapan sektör, ihracat liderliğini sürdüren sektör, otomotiv sektörü ihracatta liderliğini devam ettiriyor. Zeytinyağı ihracatında patlama devam ediyor. Yine bakıldığında en fazla ihracatında Almanya'ya yapıldığı görülüyor. İhracat rakamlarının özeti de bu. Türkiye ihracatını arttırarak sürdürüyor. Dolayısıyla büyüme verileri açısından da önemli. Oyun fuarına akın bir oyun çılgınlığı söz konusu ve dün itibariyle fuar açılmadan önce önünde upuzun kuyruklar oluştu. O oyun karakterlerine büründü gençler. YouTuberlarla, esporcularla tanışmak için kuyruğa girdiler. İstanbul dışından gelenler de vardı. Kostümüne 400-500 lira harcayanlar da vardı. Dolayısıyla bugün gazetelere yansıyan dizilerden daha fazla reyting getiriyor. Türk oyunu diziyi geçti haberlerini göreceksiniz. 500 milyon dolarlık ihracata ulaştı oyun sektörü. 350 milyon dolarlık dizi sektörünü solladı diyor Vatan Gazetesi bugün haberde. Yatakta lideriz de yer yok. Yoğun bakımdaki bu sefer yoğunluğu Habertürk manşetine taşımış. Hastalar gereksiz yere yoğun bakımda tutuluyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da hastaneler bu parayı alıyorlar. Yatak sayısı açısından rekor kırıyoruz ama yer yok diyor. Bu arada Hürriyet Gazetesi de Habertürk bugün yoğun bakım vurgunu olarak verirken Hürriyet de Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan skandala ilişkin detayları sürdürüyor. Radyasyon sızıntısı yok. Nükleer deney konusundaki savunma geliyor. Bir radyasyon sızıntısı yok diyor Akdeniz Üniversitesi. Ve hastalar da hurdaya çıkan cihazlarla ışın tedavisi yapıldı iddiası vardı. Bu skandal sonrası tedavi gören hastalar da hastaneye yoğun başvuru yapıyorlar. Doğu Ekspresi ile Kars'a gidenler yolda uzun bir yolculuk biliyorsunuz ve inanılmaz fotoğraflar çekiyorlar ve sosyal medyada da bu fotoğraflar yoğun beğeni alınca Doğu Ekspresi ile Kars'a gitme talebi de iyiden iyi artıyor ama yolda mesela Erzurum çağ kebabı yemek istiyor yolcular. O yüzden Erzurum'da kebapçılar çağ kebabı yetiştirmek için paket servis trene gara paket servis yoğunluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla dört bir yandan birçok ile yansıyan bir Doğu Ekspres çılgınlığı yaşıyoruz efendim. Erzurum'un çağ kebabı da Doğu Ekspres çılgınlığıyla beraber iyice coşmuş. Bu arada sanal alışveriş yapıyorsanız artık sayfalar denetlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gümrük Bakanlığı işbirliği yaptı. O sayfalara güvenlik damgası vurulacak. İnceleme yapacağız. Dolayısıyla tüketicinin haklarını koruyacağız. Mağduriyetleri azaltacağız diyor Gümrük Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Ekonomiden notlar böyle ama bitmedi. Parametredeyiz. Ayrıntılara devam edeceğiz. Bekleriz.